İktidarın zor yolları copyright'ı Gencer Hocam'a ait. İçerik bendeniz, ses ve balans gene benden. İki genç insandan bahsediyoruz. 10 yıl kadar aralıkla doğmuşlar. Tabii 1881 mi Atatürk'ün gerçek doğum yılı, 1880 mi o bilinmez. Muhtemelen işte Kur'an-ı Kerim'in sayfasına not düşerler çocuk doğduğunda. Oysa Charles de Gaulle doğduğunda işte vaftiz oluyor. Kilisede neredeyse dakikasına kadar nasıl doğdu, ne etti hepsi yazıyor. 1890 doğumludur Charles de Gaulle. 1880-81 Mustafa Kemal. Dolayısıyla hemen hemen çağdaş iki genç insandan bahsediyoruz. Ama benzerlik de burada neredeyse duruyor. Çünkü çok zengin olmasa da taşra asaletinden gelen bir ailenin oğlu Charles de Gaulle. Champagne eyaletinde, Fransa'nın. Champagne biliyorsunuz şampanyasıyla meşhur. Yani doğrudan şişelenen şaraplarıyla. Bir tek oradaki şaraplara şampanya denebiliyor. Türkiye'de yaparsanız köpüklü şarap demek zorundasınız. Paris'te iyi bir lisede, Collège Stanislas'ta okuyor ve kendini harp okuluna hazırlıyor. Şimdi Fransa devriminden sonra enteresan bir gelişme olur. Asalet, yani soylular çok büyük ölçüde kariyerlerini şeyde yaparlar. Fransız ordusunda yaparlar. Dolayısıyla abisinin şeyinden önünü kesmemek için bir şekilde Fransızların o büyük harp akademisi olan École Militaire de Saint-Cyr oraya giriyor gayet de iyi bir şekilde. Çok benzer bir şekilde Mustafa Kemal askeri okullarda gayet başarılı. Gayet başarılı ve olabilecek en iyi düzeyde 1905'te erken yüzbaşısı olarak çıkar. De Gaulle'ün mezun olduğu sene, teğmen olduğu sene Birinci Dünya Savaşı patlıyor 1914'te. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in yetişmişliği onda yok. Aynı savaşta çarpışacaklar. Fazla da çarpışamayacak. Yani harp meydanına Mustafa Kemal çok inanılmaz şekilde. Önce işte Derne ve Tobruk'ta hiç bilmediği gerilla savaşını yönetmek üzere gidiyor. Orada kariyerlerinde ve kaderlerinde bir önemli benzerlik var. Genellikle pek bahsedilmez. Mustafa Kemal Libya çöllerinde neredeyse kör olur. Çünkü o çöllerin kumları fevkalade incedir. Amerikan ordusu bunu atladığı için bir hafta çöl fırtınasında kaldı Irak Savaşı'nda. Nevada çölünde yapmışlar bütün manevraları. Oradaki kumların taneleri bir hayli daha kalır. Dolayısıyla bütün makineler durdu. Ama son derece hezarifen bir tıbbiye uzmanı, doktor, subayın sayesinde de kör olmaktan kurtulur. Yani gerilla savaşını öğreneyim derken hiç Mustafa Kemal olmayacak. Bu genç insan Birinci Dünya Savaşı'nın en acıklı hikayelerinin yazıldığı Verdun'da 1916'ya kadar savaşır. Bölümünün başında Douaumont Kalesi'ni savunurken Alman ordusu tarafından yaralanır ve esir alınır. Şimdi o esaret konusunda historiografya ile gerçekten ne olduğu arasında da hakikaten büyük çelişkiler var. Kendi hatıratında işte bir Alman askerinin ona süngüsünü salladı, elindeki harita çantasını delip süngü bacağına saplandı, onun üzerine kısa bir baygınlık geçirdi fakat ayıldığında esir olduğu filan yazılır. Tabi bu daha bir dallandı, budaklandı. İşte harp alanında ölü diye bırakıldı, sonra canlı olduğu anlaşıldı falan diye. Oysa onu esir alan Kazimir Kmerz adlı Prusya subayı ise kendisinin bir bayrak sallayarak, beyaz bayrak sallayarak çıktı. Çok uzun boyu yüzünden de hatırladığını söylüyor. Hakikaten kendi döneminde şimdi dahi olsa son derece 1.92 boylu bir adam. Yani Siper Savaşı'nda da çok rahat ettiğini zannetmiyorum o boyla. Ama
Yani iki sene savaştıktan sonra esir edilir Prusya ordusu, Alman ordusu tarafından. Bavyera'da esir kampına gider, 5 kere kaçmaya çalışır. Tabii 1.92 boy, Fransız üniforması ve Almanca bilmiyorsunuz, 5 kere de yakalanır. Dolayısıyla hani pek karşılaştırılabilecek bir harp meydanı şeyi yoktur aralarında. Mustafa Kemal'in Anafartalar kahramanı olduğu dönemde Charles de Gaulle genç bir siperlerdi. İşte askerlerini mümkün olduğu nispette ölümden korumaya çalışan bir subay. Askeri anlamda hemen hemen hiçbir başarısı olmayacak. Birazdan anlatacağım. Bu İkinci Dünya Savaşı'nda 4. Zırhlı Tugay'ın komutanı iken Alman ordusunun işleyişini durduran yegane Fransız komutandır. Abbeville'de zannediyorum 20 kilometre kadar o bütün Alman panzerleri gelirken onları püskürtür. Sonra da zaten mütareke ateşkes imzalanır. Alman ordusu bütün silahları alır. Siyasi tercihler konusunda da pek benzerlik yok. Çünkü Osmanlı ordusunda işte Sabahleyin dediğim bundan önceki dönemde son derece politize olmuş bir genç subaylar şeyi var. Zaten imparatorluk batıyor, nasıl batmayacak devleti evet müddet. Mustafa Kemal'in zaten Makedonya'ya değil de cezaen Şam'a gönderilmesi 1905'te siyasi faaliyetleri yüzünden. General de Gaulle'ün öyle bir faaliyeti yoktur. Son derece nasıl diyeyim iyi aile babası ve inanmış Katolik bir insan olarak ordudaki kariyerine adım adım öyle çok da hızlı değil devam eder. 2 yıl kadar Fransız sömürgesi haline gelmiş olan ya da mandası Beyrut'ta şey yapar. Fakat enteresan bir şekilde şimdi Mustafa Kemal döneminde Osmanlı ordusunun reformundan bir anlamda hayat memat meselesi olarak bahsedilirken burada gördüğümüz 1920'ler sonrası Fransız ordusu. Şimdi 1920'ler sonrası Fransız ordusunun ciddi bir sorunu yok. Ya da olmadığını zannediyorlar. Yani Almanlar yenilmiş, silahsızlandırılmış, Ruhr Havzası demilitarize hale getirilmiş. Fakat bir egzantrik uzun boylu binbaşı sonra yarbay tutturuyor. Fransız ordusunun çok çok ciddi revizyona ihtiyacı vardı. O aşamada hükümete etkileme çabaları var. Yani muvazzaf bir subayın tutup da zırh pırt kitap yazıp hani bizatihi Fransız ordusunu şöyle yapın böyle edin diye ve önerdikleri son derece önemli hususlar. Birincisi muvazzaf bir ordu lazım diyor. Yani milisyen ordudan işte bizim şimdilerde Güneydoğu'da güç haliyle yapmaya çalıştığımız daimi askerler. Güçlü atı. İkincisi hava kuvvetleriyle zırhlı birliklerin koordinasyonu. Yani bunu yapmazsak günü gelir zırhlı birlikler bundan sonraki savaşın ana amili olacak ve biz burada çok geri kalırız diye. Şimdi bunları yazıyor çiziyor pek de kimsenin umuru değil o dönemler. Vilayetinden parlamentoya girmiş olan Podreino gibi böyle bir takım merkez sağ politikacılar var. Onlara enteresan geliyor. Mareşal Petain aynen Mareşal Fevzi Çakmak'ın oynadığı rolü oynar. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız ordusunun nasıl gelişeceği, neler yapılacağı vesaire hep Petain'in etkisi altındadır. Philippe Petain Birinci Dünya Savaşı'nın muzaffer komutanı. Zaten o figür olarak da çok büyük bir rol oynayacak ileride. Mustafa Kemal'in daha başka düşünceleri var. Hükümete girmek istiyor. Yani savaş devam ederken Harbiye Nazırı olmak istiyor. Ahmet İzzet Paşa istemez. İşte karşılıklı yazışırlar vesaire. Yani Ahmet İzzet Paşa'ya hani geri dönüp bakılınca da hak vermemek mümkün değil. Adam sadrazam. Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırı olacağı bir hükümette sadrazamı kim dinler? Yani o öyle de bir hakikaten kendini ortaya koyan bir karakter. Onun önerdiği bütün bakanları nazır yapar, bütün isimleri. İşte şey Ali Fethi Bey, Rauf Orbay Bahriye Nazırı olur. Kendisi dışında kalır. Aynı şekilde General de Gaulle de devamlı bütün bunları yazar eder. Fakat hiçbir şekilde hükümette yer almaz. Hatta Mareşal Petain
şey iken, Milli Savunma Bakanı iken onun mahiyetinde çalışır ve yazdığı bir kitap yüzünden Petain iyice gıcık kapar. De Gaulle'ün neredeyse kariyerini engelleyici bir rol oynar. İşte bu gördüğünüz Ahmet İzzet Paşa son sadrazamlardan oğlu İstanbul Üniversitesi Rektörü Haydar Furgaç. Burada da Fransa'da son seçilmiş hükümet, 3. Cumhuriyet'in son seçilmiş hükümeti Pollarino savaş son derece kötü gidecektir 2. Dünya Savaşı Fransa için. Ordu tamamen yanlış bir şekilde düzenlenmiştir. O kadar ki Genelkurmay şeyde bulunur. Vincennes Kalesi'nde, Paris'te. Vincennes hemen dışında Paris'in. Kalenin dışarıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. Saatte bir tane motorlu kurye bütün şeyleri alır. Emirleri ve işte ne kadar yazışma, rapor varsa dışarı götürür, biri de dışarı getirir. Yani saat başlarında ancak yurt dışından veya sen kalesi dışıyla haberdar olurlar. Amerikalılar buna şey der, periskopu olmayan bir denizaltı ya benzetirler. Dolayısıyla Fransız ordusu, zannediyorum Heinz Guderian da okudu bu adamın yazdıklarını, De Gaulle'ün özellikle. Bu De Gaulle'ün bulduğu bir şey değil. Ondan evvel General Etienne bu konuda çok ciddi yayın yapmıştır. Fakat hükümet düşer, hükümet düşer. Başkumandan görevden alınır. Hükümet başkanı Daladier'dir. Daladier Dışişleri Bakanlığı'na kaydırılır. Paul Reynaud başbakan olur. Gemlen şeyden alınır, Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınır. O arada De Gaulle bakanımsı, bizde şimdi bakan yardımcısı diyorlar, harbiye ve şey nazırı olur, milli savunma. Pek bir işe yaramayacaktır ama albayken nazır olur. Zaten albay rütbesiyle emekli olmaya yakın bir dönemde savaş başladığı için general rütbesi. Savaş başlayınca herkes bir rütbe alır, muvazzaf subaylar. Tu generaldir, sonra tüm general olacaktır. Bizim Osmanlı'nın yıkılmasını Mehmet Alkan çok güzel anlattı. İstanbul ahalisi 1918 Ekim'ine kadar cephede ne olduğunu bilmemek. Cepheden haberler, o dönem kağıt bulmak çok zor olduğu halde Enver Paşa'nın özellikle bastırdığı harp mecmuası sayesinde dağıtılır. Orada da başkumandan vekilinin işte birlikleri denetlerken fotoğrafları vesaire bir anda tabii halkta kötü bir şeyler gittiğine uyanmaktadır. İşte o türküler vesaire, giden gelmiyor, acep nedendir türü, ama ciddi bir haber yoktur. Bir anda imparatorluk biter, her şey biter. Aynı şey Fransa için söz konusudur. Savaş güya devam etmektedir. Fransa ile İngiltere orduları Hitler ordularına saldırmayı düşünmez. Polonya yüzünden savaş ilan ettikten sonra bir yıl süren, adına işte ne biçim savaş, Funny War, Gold Again denilen dönemden sonra Alman orduları aynen De Gaulle'ün öngördüğü şekilde bütün şeylerini, kuvvetlerini zırhlı tümenlere vererek cepheyi ikiye bölerler. İşte o filmler falan görüyorsunuz ya, Dunkirk'ten İngiliz askerlerini kurtarıyorlar. İşte o filmlerde göstermedikleri hikaye, Büyük Britanya İmparatorluğu kara kuvvetlerinin bütün ağır silahlarını bırakarak çekilmek zorunda oldukları. Wehrmacht'a teşekkür ederek o tankları ve topları aldı. Hepsini Doğu cephesinde kullandı. O da başka sorunlar yarattı ama. Amasya Temmimi 19 Mayıs 1919'dan birkaç gün sonra, yani iki hafta sonra bayrak açılan yer odur. Yani Mustafa Kemal'in bunu bir milli mücadele olarak başlattı. Aynı şey 17 Haziran'da Fransız hükümeti istifa eder. Fransız hükümeti istifa edip başkanlığa, öyle bir sistem yoktur ama Fransız Cumhuriyeti yok olur ve Fransa Devleti diye yeni bir olgu getirilir. Başına da Mareşal Philippe Pétain. Yani Mareşal Philippe Pétain'e seçilmiş Fransız parlamentosu bütün haklarını
yasama, yönetme ve yargı, işte yargıda yok da hepsi onu devreder. Meşruiyeti oradan gelecektir. O meşhur liberté, égalité, fraternité değişir. Onun yerine daha orta çağdan kalma travail, famille, patrie, iş, aile ve memleket diye başka bir şey konu. Aynı şekilde meşruiyeti büyük ölçüde kendi kişiliğini Fransa'ya feda ediyorum diye başlayan bir konuşmayla 17 Haziran'da Mareşal Petain savaşın bittiğini, bir asker olarak diğer askerlerden barış istediğini söyler. Fransa ikiye bölünür. Kuzeyi ve olduğu gibi Atlantik sahili Alman ordusu tarafından işgal edilir. Başkent, o güne kadar maden suyu dışında herhangi bir özelliği olmayan Vichy kentine taşınır. Daha önce Paris'i boşaltmışlardır, Bordeaux'dadır hükümet ve Fransa teslim olur. Fransa teslim olur, bu korkunç bir sarsıntı. Yani 7-8 haftalık bir süreç içinde kimsenin geçilmez dediği Maginot hattının arkasındaki Fransız ordusu artı İngiliz ordusu teslim olmak zorunda kalır. Şimdi benzer bir şekilde meşruiyet sorunu General de Gaulle'ün çok ciddi 1940'tan 1944'e kadar, yani Normandiya çıkartmasına kadar meşruiyet sorunu General de Gaulle'ün hayatını karartacak. Mustafa Kemal'in de ciddi üniformasını çıkardıktan sonra meşruiyet sorunu vardır. İşte heyeti temsiliye kurulur. Kendisi şeyde nutukta heyeti temsiliye ne olacak? Birkaç zavallıdan ibaretti ama benim bir şeyleri temsil etmem gerekirdi. De Gaulle'ün öyle bir şansı da yok. Bakın General de Gaulle 17 Haziran Petain'in konuşmasından sonra 18 Haziran'da Londra'dan bağırır. Fransızlar, Fransa bir şeyi kaybetti, muharebeyi, ama harp devam ediyor. Ve kendisi ne bir fotoğrafı var bu konuşmayı yaparken, ne de her şeyi banda kaydeden BBC oturmuş da bu konuşmayı banda kaydetmiş. Niye? Çünkü none. Kimse bilmiyor. Ve Mustafa Kemal Osmanlı ordusunun en önemli paşalarından, en kıdemli paşalarından biridir Samsun'a çıktı. General de Gaulle, tüm general, efendiciğime söyleyeyim işte müsteşarlık yapmış, bilmem ne. Dolayısıyla öyle bir ağırlığı dahi yoktur. Aynı şekilde bizim mütareke basınına çok benzeyen bir basın oluşacaktır. Bakın burada Mareşal Petain, ki 84 yaşında iktidara geldiğinde, bir slogan, siz ondan daha Fransız mısınız diyor. Daha mı iyi bileceksiniz? Bir mareşal kültü olur. Marşlar işte, mareşal nuvala falan. Çocuklara öğretirler, ederler. Derhal şeyleri durdurmak lazım diye. Aynı şekilde bu Ahmet Anzavur Paşa olacak zannediyorum. Kuvayi İnzibatiye ile. Şimdi o dönemde Je suis partout, ben her yerdeyim demek, en önemli gazetelerden biri Paris'te basılır. Ve Franco'ya yaşasın İspanya, yaşasın Franco diye işte şey yapmış. Aynı gazetede De Gaulle'ün o pilori, o pilori ne demek? Hani o ortaçağ filmlerinde görüyorsunuz, boyunduruk insanları şeye koyuyorlar, iki koluyla kafa, giyotini de zaten oradan esinlenip yapmışlardır. De Gaulle gibi işte kafasında da şey işaretleri var. Pound, İngilizlerin adamı, aşağılık herif vesaire diye. Aynı şekilde mücadeleyi verirken General de Gaulle de aynen Mustafa Kemal gibi koalisyonlar kurmak zorundadır. Yani İstanbul'dan çok büyük ölçüde cephane milli mücadeleye İnebolu, işte kaçakçılık şeklinde gelir. İnebolu giriş kapısıdır milli mücadeleye. Okumadıysanız okuyun, Vala Nurettin'in Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı kitabının, Nazım Hikmet hakkında yazılmış hakikaten herhalde en doğru kitaptır. Orada 4 kişi giderler İnebolu'ya. Vala Nurettin, Nazım Hikmet, Yusuf Siyah ve Faruk Nafiz. İkisine vize çıkmaz. Onlar geri dönerler. Bu iki genç adam gelir.
şeyden sonra, zaferden sonra Milli Mücadele grubuna hemen hemen iktidarda hiç yer verilmeyecektir. Bu insanların hiçbirini zaten Ahmet Rıza Bey dışında adını dahi tarihçiler dışında kimse hatırlamaz. Aynı şey Fransa'da gerçekleşecektir. Özellikle Alman ordusu Sovyetlere saldırdıktan sonra Fransız Komünist Partisi yeraltı direnişine başlar. Şimdi bakın, burada bu De Gaulle'cu direniş hareketi emre itaat c'est trahir, yani şeydir, ihanet etmektir. Emre itaatsizlik vatana hizmettir diye bunlar şey. Bu da Korsika'da büyük ölçüde solcuların ulusal cephe, işte Paris'i komünist militanlar kurtaracaktır. Leclerc'in askerleri gelene kadar. Albay Roltangi ve iktidara geçtiğinde General de Gaulle neredeyse ordu kadar ordudan ayrı paramiliter silahlı güç vardır. Bunların rütbeleri vardır. Hiçbirini, rütbesini tanımaz. Bütün silahları bıraktırır. Aynı şekilde Mustafa Kemal de o biçimde davranacaktır. Bu İstanbul'un kurtuluşu 1926. Bu da Paris'in kurtuluşu. Şanzelize'den iniyorlar. İşte herkes Marseillaise'i söylüyor vesaire. De Gaulle o kadar şaşkındır ki General Leclerc, bir tane oğlu vardır. O oğluyla kucaklaşır. Amiral Philippe Pétain, Philippe de Gaulle, özür dilerim. Daha sonra anlattı. Babam dedi, beni hayatı boyunca gördüğünde çok mesafeliydi. İlk defa kucakladı dedi. Leclerc demiş ki, bırak oğlunu kucaklaşmayı. Onun işi var, cepheye gidiyoruz diye. Anlatabiliyor muyum? Yani, son derece şaşkın. O bir konuşması var işte. Paris aşağılandı, Paris hakaret edildi, Paris ifal edildi ama Paris kurtuldu falan diye. Sonra kendisi de şeyinde, hatıratında yazar. O gün hiç iyi konuşamadım. Hiç aklıma da bir şey gelmedi. O heyecandan olsa gerekti. İkisinin benzerliğini söyleyeyim. Son derece iyi kalem sahibi insanlardır. Mustafa Kemal de. Yani bunlar ne yazdığını, nasıl yazdığını, ne zaman, hangi cümlenin ne gibi tesir yapacağını çok iyi bilen, çok da iyi dillerine hakim insanlardır. Mustafa Kemal'in Fransızca yazdığı mektupları okuyun, bana gelin. Daha iyi Fransızca mektup yazan varsa bugün hep beraber oturup tartışalım. Hırsından şeye gider. Selanik'te Frerler Mektebi'ne özellikle Fransızca ders almak için girer. Çok da yüksek notlar almaz ama öğrenir. Öyle bir azim. General de Gaulle'un daha başka bir tavrı var. İngilizce konuşmayı bilir fakat konuşmaz. Nefret eder. Herkes Fransızca konuşabiliyorsa niye işleri karışık hale getiriyorsunuz diye Amerikalılara kaç kere söylediğinde rivayet edilir.